kimse de sormadı rahat mı diye. Canımı sokağa. Bugünkü dersimizin konusu Emircan İğrek'in Sapa şarkısı. Şarkının akorları, ritmi ve kapoyu da tabii ki derse dahil edeceğiz ve şarkının nasıl çalındığını sizlere göstereceğiz. Şarkıda kullandığımız akorlardan bahsedelim öncesinde. Şarkının akorlarını internetten baktınız mı bilmiyorum. Ben bakmadım ama biz genelde hep şarkıya göre çıkarıyoruz akorları ki hani daha orijinal ve daha düzgün olsun diye. Şarkının orijinal tonu aslında sol. Yani kapoyu 3. perdeye takıp mi minör akoru ile beraber devam edebilirsiniz aslında. Fakat ben kendi sesime uyması için kapoyu 2. perdeye takıyorum. Vereceğimiz akorlarla siz kapoyu 3. perdeye takıp aynı akorlarla çalabilirsiniz. Veya kapoyu takmadan da çalabilirsiniz. O da sizin tercihiniz. Şimdi biz kapoyu 2. perdeye taktığımız için burayı 0. perde kabul ediyoruz. Ve artık ben basacağım akorları bareli veya 2. perdedeki akorlar olarak değil, 1. pozisyondaki akorlar olarak söyleyeceğim ben size. Yani şarkının tonu şu anda mi minör. Öyle düşünelim. Şarkının tonu mi minör. Şarkıda geçen akorlardan da bahsedecek olursak mi minörü çalıyoruz. Am akorunu çalıyoruz ama ben Am 7 basıyorum. Yani 3. parmağımı kaldırıp Am akorunu 7 yapıyorum. Mi majör akorunu çalıyoruz. Yani biz D akoru olarak basıyorum ben bunu. Ses olarak mi majör akoru. D akoru var. Tekrar Em akoru var. Bir kere daha toparlayalım. Em akoru. Am 7 akoru. D akoru ve tekrar Em akoru. Bir yerde sadece geçiş için bir C akoru kullanacağım. C akorunu da 7'li olarak kullanacağım. C7 olacak. Yani 1. parmağı kaldıracağım. Ondan sonra D akorunu kullanıp sonra tekrar Em'ye geçeceğim. Yani eğer kapı takmamış olursak Em, Am7, D akoru, bir yerde C kullanacağım demiştim ve tekrar Em akoruna döneceğiz. Tabi bu şekilde de çalabilirsiniz veya kapoyu 3'e takıp aynı akorlarla çalabilirsiniz. Ben şarkıyı kapoyu 2. perdeye takıp çalacağım çünkü benim sesime uyan şekli bu. Kapoyu da düzeltelim. Tamam, düzgün mü Mesut? İyi, peki. Şimdi şarkıda kullandığımız akorlardan bahsettik, ritimden bahsedeyim. Şarkının girişinde serbest bir giriş var. Önce şarkının girişinden önce bir ritmi çalışalım. Biz şu ritmi daha iyi olduğunu düşünüyoruz. 1, 2 ve 3 ve 4 ve şimdi bunu yavaşlatayım ben size. Vur, vur, çek, çarp, çek. Aşağı yukarı çarp yukarı aşağı yukarı. Dört dörtlük kalıptan tek çarpma yaptığımız kalıbı kullanıyorum. Bu kalıpla beraber nakarat kısmını söylüyorum. Şarkının orijinali de öyle. Şarkının girişinde aslında bu tarz bir ritim yok. 2 ve 3 ve 4 ve vur, vur, çek, çarp, çek, vur, çek. Evet, yeterince çalıştık galiba. Şimdi şarkının girişinde sana yalan borcum mu var? Sana yalan borcum varsa bu kısma arpejde de çalabilirsiniz veya sadece benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Ben hem akorla hem de bu şekilde göstereceğim. Aynı şekilde devam edeceğim. Hangisi hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi girişten tekrar alalım. Ben serbest bir giriş yapıyorum. Emircan İğrek'in söylediği gibi yani. Nakarata geçtiğimde ritimde çalacağım. Başlıyorum. Sana yalan borcum mu var? Sana yalan borcum varsa. Em'den C'ye geçtim. Devam ediyorum. Ödediğim en sonunda kendi varlığımla. Buradan devam ediyorum şimdi. Ne kullandım? C'yi kullandım, D'yi kullandım, tekrar Em'ye geçtim. Devam ediyorum. İkinci kısmın akorları da buna benzer. Canımı sokakta buldum ve geri bıraktım orada.
EM akoru ve AM 7'yi kullandım. Yaşıyorum inatla, bu benim intiharım. Tekrar D'yi kullandım ve tekrar mi minöre döndüm. Şimdi devam ediyorum. Şarkının nakaratına geçmeden önceki kısım. O artık orada ritme geçebiliriz bence. Hatta burayı yavaş yavaş ritimle alayım ben. Nakarat kısmına geçtiğimizi hızlandıralım. Sayende kendimden vazgeçtiğim geceler, eşek gibi sarhoş olmuşum, bedenimden göç etmişim. Buraya kadar EM akoru. Kendimden vazgeçtiğim geceler, eşek gibi sarhoş olmuşum, bedenimden göç etmişim kısmından sonra tekrar devam ediyorum. Artık bir ruhum ben, insanlar ne derse desinler. Bu kısmı artık bir ruhum ben, insanlar ne derse desinler. Bu kadar. Şimdi nakarat kısmına geçiyoruz. Önce ritim başlıyor, ondan sonra ben söze giriyorum. Ve akor geçişlerini mutlaka şu kalıbı bitirdikten sonra yapıyorum. Yeniye başlayacağım zaman. Devam ediyorum. Bu sabah yere beni attılar, attılar. Kimse de sormadı rahat mı diye. Bu kısımdan bahsedelim. EM akoru, AM akoru, C akoru, D akoru. Sonra tekrar EM akoruna dönüyorum. Canımı sokağa bıraktım, bıraktım. Geri dönüş yok buradan geriye. Orada bir tane fazla yaptım ben. Tekrar bu akora geçebilmek için. Nakarat kısmını bir kere daha gösteriyorum. Ondan sonra bitiriyoruz. Ritmi biraz daha hızlandıracağım. Kalıbımız şuydu. Vur, vur, çek, çarp, çek, vur, çek. Mutlaka vur, vur, çek, çarp, çek, vur, çek. Şimdi akoru değiştiriyorum. Sonra tekrar ritim. Yani ritmi akorun ortasında değiştirmiyorum. Bu şarkıda öyle bir şey yok. Son bir kez alıyorum. Ondan sonra bitiriyoruz. Bu sabah yere beni attılar, attılar. Kimse de sormadı rahat mı diye. Mi minör, AM7, C akoru ve D akoru. Devam ediyorum. Canımı sokağa bıraktım, bıraktım. Geri dönüş yok buradan geriye. EB akoru, AM7 akoru, C akoru, D7, D akoru ve ondan sonra buradan geriye dediğimde tekrar EM akoru ile bitirmiş oluyorum. Şarkının girişindeki serbest bölümü böyle çalabilirsiniz. Gibi olabilir. Yani sadece akorların geçiş kısımlarını çalarsınız. Daha hoş duyulur. Diğer kısımda ritme geçebilirsiniz. O da daha güzel olur. Anlatacaklarımız bu kadar. EM akoru var. AM7 akoru var. Doğru. C akoru var. C7 kullanacağım demiştim. Bazen kullandım, bazen kullanmadım. D akoru var. 4 tane akorla çalıyorsunuz. Kapoyu istediğiniz yere takabilirsiniz. O size kalmış. Şarkının orijinal tonu kapo 3'teyken çalınıyor. Bir kere daha söyleyeyim. Şarkının orijinal tonu kapo 3'te takılıyken bu pozisyonda çalınıyor. O da aklınızda olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.